Yani kulübün buna müsaade etmesi buralarda ciddi şüpheler içindeyiz yani. Ne olduğu belli değil. Orada yine çocuklar, dernekteki çocuklar Cahit sanırım. Yine bu Evet. olayın kaşıyıcısı değil. Bir hak hukuk davası üzerine bir şey yapardı. O da işin şeyini kaçırmış durumda. Çünkü niye? İpin ucunu. Çünkü onu da saymıyorlar artık. Yani çünkü o bir hani o bu şeye benziyor. Kar topuna benziyor. Kar topunu yuvarlarsın. Ondan sonra çığa neden olursun. Bu çocuk da şu anda işin ucunu kaçırmış durumda. Her şeyi söylemesine rağmen mesela seyislere, ama artık onu da dinlemiyorlar. Bak, Bir daha davadır gidiyor yani. Bakalım neymiş dava, merak ediyorum. Harun Bey, WhatsApp grupları var. WhatsApp, her ilde bir kendi WhatsApp, bak, bir örgütlülük var. Bir WhatsApp grubu var her ilde. Tamam mı? Onu da dün öğrendim. Bütün bu WhatsApp grubuna hangi ağız sahibinin nasıl davrandığı ile ilgili bu maaş konusunda gidiyor. Bilgiler gidiyor. Bunu kimden öğreniyorum? Benim yanımda çalışan, geçen yıl yanımdan çıkmış olan biri, bu şey olduğunda, çünkü Adana'daki olay olduğunda ben hipodroma gittim direkt ve hemen dedim ki orada sıcağı sıcağına, bu işlerle alakalı bir kişi varsa yanımızda şu anda söylesin kardeşim, hesabını verelim, çalışamayız birlikte. Bunu söylemeye geldim dedim. Tabii öyle bir şey çıkmadı ama arkadan dernek kurulunca yanımızdaki bir arkadaş, bu derneğin kurucusu olmak istemiş. Dedim ki sen bunlarla hareket edersen ben istemiyorum yani bu insanlarla hareket edenlerin yanında çalışmasını. İşi bırak kardeşim dedim. Bıraktı işi adam. Şimdi o vatandaş bizim ağırların etrafında dolanıyor. Gelip seyislerle falan konuşuyor. Bak şimdi. Ve bütün burada olanlar o şeye aktarılıyor. Anladım ben. Böyle adamlar var bu hipodromların içinde. Seyislerle devamlı gidip görüşüp ilişkilerin nasıl olduğunu şeye aktaran. Bir garip bir örgütlülük var yani. Hayal görmüyorum ben yani. Bunu bizzat bugün benim çalışanım söyledi diyorum bakın. Adana'da çok eski bir seyisimle konuştum bugün. Abi dedi, burada dedi çok ciddi bir WhatsApp grubu var dedi. Oradan dedi her dakika dedi bütün şey yazılıyor oraya. Ya bilmiyorum, ben anlamlandıramıyorum yani. Varsa bir izahı. Hani ne yapılmak isteniyor? Yani burada bu şekilde gerilimi arttırarak, provokasyon işte yaparak görebiliriz çünkü bunları önümüzdeki günlerde. Yani yarışları yaptırmamaya yönelik bir gidişat mı olacak bilmiyorum. Bilmiyoruz abi. De dava arkadaşı ne demek? Ne oluyor kardeşim ya? Bir siyasi parti kurdunuz da buradan şeye mi gideceksiniz, iktidara mı yürüyeceksiniz yani? Yani şimdi seyis arkadaşlar da istek yolladığında ben özellikle bugün kabul etmeyeceğimi dünden söyledim arkadaşlar. Ya seyis arkadaşlara verilecek parayla pulla konu bu değil Evet, Fatih. onu da izah ettim abi ben. Konu bu değil. Kardeşimiz hepsi bizim. Onlarla ne sorunumuz olabilir? 100 lira, 200 lira, 300 lira kime zarar verir? Burada başka bir durum var. Burada at sahiplerinin tepesine biniliyor. Bir örgütlülük var. Yani şunu şimdi rica ediyorum, bir düşünelim hep beraber. Geçen sene Aralık ayında biraz evvel Yavuz Yılmaz da söyledi. Bu sohbet odalarında konuşurken dedik ki esnafı lütfen dernek denetlesin. Yani dernek bizim mensup olduğumuz kurum ve menfaatlerimizin, ortak menfaatlerimizin en geniş manada savunulacağı yerse eğer, bu dernek esnafı denetlesin, satılan mamul ölçülere tabi olsun, fiyat konusunda sabit fiyata gidilsin, her esnaf aynı malı farklı fiyattan satamasın. Bunun gibi bir sürü şey konuşuldu. Nakliye ücretleri dahil, ilaç ücretleri dahil. Bugün iktisadi işletme, bak ilk kurulduğunda, yani ilk faaliyete geçtiğinde, ki o zamanki yönetimle yine bizim şeyimiz vardı yani, örtüşmüyordu kafalarımız. Fakat bugünkü iktisadi işletme, o gün çalışan iktisadi işletmenin yanına yaklaşamaz yani. Varsa burada eski şeyi bilenler.
Gelsinler söylesinler.